Show Televizyonu'nun reyting rekortmeni dizilerini konuşacağız. Ömür Sabuncuoğlu, hoş geldin. Artık seni misafir olarak görmüyorum. Bu programın sahiplerinden birisin. Teşekkür ederim. Ne güzel seninle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada titrini söylemeden de seni böyle biz muhabbet ettiğimiz için efendim yayın öncesi. Ömür Sabuncuoğlu, Show Televizyonu magazin haber müdürü kendisi yayınımızda. Nasıl gidiyor Ömür? Neler anlatacaksın bize bu hafta? Valla çok yoğun. Diziler biliyorsun hareket. Özellikle dün akşam Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon düşmedi yani. Ya. Çok hareketliydi. İkisi de hemen şey olmuş Twitter'da. TTO. Evet. 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 Neler anlatacaksın? İstersen biraz başlayalım. Tamam. Olur. Dün akşam Abdullah Bey ve Meri geç saatte eve geldiler ama tesadüfen kapıda karşılaştılar. Fakat içeri girdiklerinde kapıda onları Pembe Hanım bekliyordu. Ve kendi kafasında tabii farklı şeyler kurgulayıp ikisinin gece dışarıda birlikte olduğunu ve akşam eve birlikte geldiğini zannetti. Aslında böyle bir durum yoktu. Meri'nin geçmişiyle ilgili bir bilgi sahibi olduk. Şebnem Bozoklu'nun oynadığı karakter. Geçmişte çok büyük bir aşkı varmış Tankut. Ve bir kalp krizi geçirmiş. Onun için hastaneye gitmiş ve gece aslında geç saatte dönmesinin sebebi o. Onunla ilgili de yavaş yavaş hikayesi Meri'nin Şebnem Bozoklu'nun açılmaya başlayacak. Yani ilk bilgiler de böyle verildi. Ama dün akşamın asıl konusu Nilay'dı. Nilay. Konuşulan isim Feyza Civerek ve Nilay'dı. Çünkü Nilay aldatıldığını öğrendi. Öğrendi. Ya da zannetti diyelim. Aslında bir aldatılma yok. Görkem'in oyunu tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Biliyorsun Mustafa tamamen iyi niyetiyle hasta çocuğu olan bir kadına yardım etmişti. Ve kendisine bir ev açmıştı. Görkem o eve kameralar yerleştirdi. Ve kız bir anda Mustafa otururken öpünce kameralara öyle bir kayıt yapılmış oldu. Ve o kayıt Mustafa anlattı böyle bir şeyin olmadığını ile. İspatlamak için de dedi ki gel birlikte Hale Hanım'ın evine gidelim. Aramızda bir şey olmadığını göstersin dedi. Eve gittiklerinde o görüntü kaydını gösterdi Nilay'a. Aralarında bir şey varmış gibi davrandı Hale. Nilay buna çok sinirlendi ve evi terk etti. Ünal'ların konağından çıktı ve hemen Doğa'yı aradı. Doğa'nın evine yerleşti. Aslında Doğa da bir kendi evinde değil şu anda. Heves'in evinde oturduğu için misafire misafir gitti gibi bir durum oldu. İkna etmeye çalıştılar. Mustafa geldi, Mustafa ile görüşmedi. Pembe Hanım gitti, Nursema gitti. Bir türlü ikna olmadı. Herkes konuşuyor fakat eve dönmek istemiyor. Haftaya ikna olur mu? Ne diyorsun? Sen bize haftayadan haber ver. Haftaya Nilay konusuna devam edeyim mi? Bir kıvılcıma gireyim mi? Tamam. Nilay'a devam et. Sonra hemen kıvılcıma geçelim. Nilay'la devam edelim. Şöyle finalde artık iki gelinin Pembe Hanım'ı çok zor günler bekliyor. Onu sana söyleyebilirim. Çünkü iki gelini ittifak yapacak önümüzdeki hafta itibariyle. Ne çekti Pembe Hanım ya? Değil mi? Yani gülüyorum ama yani dizide. Ama çok da iyi niyetli değil. Doğaya da çektiği dönemler oldu. Çok fena. Değil mi? Evet. Demek ki dikkat edeceksin. Herkese karşı iyi olacaksın. Ya. Çünkü denge ve karma denen bir şey var. Bir şeyleri yaşıyorsun. Aynen öyle. Ve Pembe Hanım gerçekten iki gelinin ittifakıyla karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki hafta bunları yaşayacak. Kızılcık Şerbeti'nde şöyle güzel bir şey olacak. Önümüzdeki hafta bir Aliye Bebeğin 40 Mevlidini izleyeceğiz. Kıvılcım'la nihayet bir şeyleri fark etmeye başlayacak ve telefonunda bir takip sistemi, bir casusluk takip sistemi konulduğunu fark edecek. Bu tarz önemli gelişmeler olacak. Tamam. Başka diziye geçelim mi? Yoksa Şerbo ile ilgili var mı söyleyeceğin? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Sen de çok seviyorsun Kıvılcım'ı, sevgili Evrim Alasya'yı. Çok seviyorum onu ben ya. Bayılıyorum ona. Buradan sevgilerimizi yollayalım. Onunla ilgili de şöyle bir şey var. Cemal biliyorsun aslında tam gösterilmeyen, çözülemeyen bir karakter ama çok da iyi niyetli olmadığını artık yavaş yavaş izleyici fark etmeye başladı. Aynı zamanda çok akıllı bir adam ve kaleyi içten fethediyor. İçten fethederken de annesi Sönmez Hanım'ı, Kıvılcım Hanım'ı da Kıvılcım'ın annesi Sönmez Hanım'ı alarak hep beraber sinemaya götürdü. Ve kızı vefat ettiği için uzun süredir evden çıkmıyordu aslında. Onun en büyük aktivitesi o oldu. Ve Sönmez Hanım Cemal'den çok etkilendi. Çok efendi, çok düzgün bir çocuk dedi. Bunu da Meri ile paylaştı. O yüzden önümüzdeki haftalarda göreceğiz bakalım Cemal'le Kıvılcım arasında. Büyük olaylara gebe diyorsun bu gidişat. Tabii ama hemen Şerbocular. Şerbocular. Bu arada biliyorsun Doğa Fat diye bir şey de var. Fatih ve Doğa.
Doğa. Ya bayılıyorum. Doğafat. Doğafat. Kılmir. Öteki neydi ya? Kılmerdo. Onlar biraz kavuşacak gibi gözükmüyor ama Doğafat'ta böyle tatlı bir flörtleşme. Doğafat. İzliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz. Ve zor günler geçirecek Doğa. Hmm. Onu da söyleyeyim. Önümüzdeki bölümde zor günler onu bekliyor. Heves'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Şebnem Dönmez'in canlandırdığı karakter ve kocası Giray ile birlikte de eşiyle birlikte büyük sıkıntılar yaşayacak Doğa. Ve bu zamanlarda yanında da eski eşi Fatih olacak. O yüzden Doğafat olaylarını Doğafat göreceğiz. Bekliyoruz. Bir şey soracağım. Şu Siyah Kalp'i de ben çok merakla bekliyorum. Kalp Bazan'ı mı sorayım önce? Vallahi işte sıralamaya göre şey, Umut kızacak bana şimdi. Siyah Kalp ben çok vallahi merakla takip ediyorum. Hakikaten müthiş bir Timur Savcı'ya buradan selam olsun. Çok da sevdiğim, değer verdiğim bir dostum. Hakikaten yaptığı her işte ya bu kadar temas etmesi, işini iyi yapması çok saygı duyuyorum ve çok da iyi gideceğini gözlemliyorum. Ne dersin? Evet evet zaten güzel gidiyor. Yani görsel bir şölen de izliyoruz aslında. Evet. Kapadokya'nın o güzel dokusunu bize her hafta sunuyorlar. Güzel, müthiş oyunculuklar sergiliyorlar. İki kardeşin hikayesinde Nuh ve Melek için aslında bu bölüm Siyah Kalp'te üzücü bir olaylar yaşandı ikisi açısından da. Sevdiği adam ve sevdiği kadın ikisinin de evlendi. Ama bir taraftan onların biliyorsun Kapadokya'ya gelme amacı anneleri Sumru'ya yani onların Sumru'ya bunu açıklatmak onların annesi olduğuna dair küçük yaşta terk etmiş çünkü. Fakat bu yani geçen bölümde ve önümüzdeki bölümde özellikle Hikmet karakteri yani Esra Dermancıoğlu'nun gerçekten öne çıkıp pat pat her şeyi açıkladığı bir sürece giriyoruz ve her şeyi bulduğunu çok Meleğin odasına girerek Hafsa Hanır Sancak Tutan'ın kimliğine baktı ve kimlikteki anne isminin Sumru olduğunu gördü. Yani Ece Uslu. Sonra Sumru'nun eski mahallesine gidip onların bir ikizleri olduğunu öğrendi ve çocukların aslında annesinin Sumru olduğunu fark etti. Ve yayınlanacak olan bölümde Perşembe akşamı... Çarşı pazar karışıyor. Karışacak, her şey ortaya çıkacak. Yani bu bölüme kadar açıklanmayan her şey Sumru'nun ikizlerinin... çocuğu Sumru'nun çocukları olduğunu ortaya çıkacak. Bütün Samet Şansalan başta olmak üzere bütün aile öğrenecek. İnanılmaz bir dizi yani olayların içinde olaylar ve çok hızlı akıyor. Çok. Ben böyle Türk dizilerinde böyle yavaş gitmesinden biraz sıkılırım. Ya Siyah Kalp başka bir olay olmuş. Bu arada Timur Savcı'ya tekrar selam söyleyelim. Teams Production ödül de aldı Amerika'da şimdi yeni. Hatta evet. Varsa o görüntüleri de Serenay ve Hande Erçel'le birlikte Timur Savcı da vardı. Tabii bu arada çok yeni bir gelişme daha oldu. Evet. Latin Amerika'da bizim Show TV'de yayınlanan aile dizisiyle Serenay Sarıkaya da bir ödül aldı. Dün akşam oldu evet. Sevgili Serenay Sarıkaya'yı da kutlayalım burada. Kutluyoruz, kutluyoruz. Timur Savcı nezdinde bütün ödül alanları da. Evet, evet. Şimdi Siyah Kalp dedik. Siyah Kalp'te önümüzdeki hafta çarşı pazar karışıyor. Bakalım neler olup bitecek takipteyiz. Şimdi hangi başlığa geçelim? Bence Kalpazan'ı konuşalım. Kalpazan, Kalpazan. Neler olup bitiyor orada ya? Yani Kalpazan bu... biliyorsun yani ikinci bölümüyle de izleyiciyi çok sardı. İlk bölümde biraz karakterleri ve hikayeyi tanıdı izleyici. İkinci bölümle birlikte artık hikaye tamamen açılmaya başladı. Ya oyunculuk resitali izliyoruz gerçekten orada. Timuçin Esen, Şükran Ovalı, çok. Evet, yani. Deniz Baysal işte bütün oyuncular hepsi. Artık parayı bastı Adem. Ve gerçekten borçlarını ödedi. Yapması gereken her şeyi yaptı. Eşi Şükran Ovalı'dan Canan karakterinden bir şans daha istedi ve o şansı aldı. Şu an evliliğini kurtarmaya çalışıyor. Diğer taraftan Kartal trafik kazası biliyorsun Deniz Baysal'ın o karaktere sakat ...luk yaşamasına sebep oldu. Hastane sürecinden yeni çıktı. Evet taburcu oldu ama ona yardım ediyor her türlü. Hatta önümüzdeki hafta şöyle bir durum yaşanacak. Elini kaldırıyor eski eşi. Deniz Baysal'ın oynadığı karakteri. O sırada Kartal geliyor ve adamın elini tutuyor ve biraz hırpalıyor. Fakat sonrasında şunu öğrenecek. Hırpaladığı kişi emniyet müdürü. Emniyet amiri pardon. Dolayısıyla zor günler biraz Kartal'ı bekliyor diyebilirim. En büyük tüyoyu söyleyeyim sana istersen. Kendisine çarpan kişinin Kartal olduğunu öğrenecek. Oo. Ayşe.
Spoiler mi verdin şu an? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani çok acayip. Konjonktürel olarak da baktığında şimdi biz haberci olduğumuz için mesleki deformasyona da girecek ama bir yandan yani bu işte en son influencerları konuştuk, fenomenleri, bir takım zorluklar yaşadık ülke olarak, işte gri listesi vesairesi hepsini açtık çok şükür ama baktığında bu kalpazanın bu başarısını neye bağlıyorsun? 3 bölüm yahu. Yani 3 bölümde bu kadar iyi karne alması neye bağlıyorsun? Hikaye çok gerçek. Çok gerçek. Çok gerçek. Çok. Oyunculuklar çok gerçek. Çok. Ve kısa zamanda gerçekten izleyiciyi içine aldı. Evet, evet, evet. Peki. Şöyle bir şey de söyleyebilirim Kalpazan'la ilgili. Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz günlerde biraz sohbet ettik. Yayınımıza ne zaman alıyoruz Şükran Hanımcığımı? Şükran Ovalı'yı onu da bekliyoruz. Davet edelim, konuşalım tamam. Şükran'la da. Hepsi davetlimiz bize. Değil mi? Değil mi? Kapımız açık. Seve sana bırakıyorum o konuyu. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sahnesi vardı, hatırlar mısın? İlk bölümde yani bir tek başına bir sahne oynayıp sinir krizi geçirdiği bir sahne vardı. Onun çekimlerinin kamera arkasını merak ettim. Şükran'a sordum. Şöyle Mehmet Ada Öztekin yönetmeni biliyorsun çok kıymetli bir yönetmen. Çok, 7. Koğuş'taki bu dizi, Atatürk filmleri müthiş yani. İnanılmaz. Filmler çekiyor. Bütün odayı boşaltmış. Ne diyorsun? Evet, kameraman dahil herkes çıksın demiş. Sen hazır olduğunda söyle demiş. Kameraman hazır olduğunu söylendi. Sessizce odanın içine girmiş. Ve o anda bir kere de o sahne çekilmiş. Bir kere de? Bir kere de. Ama inanılmaz biliyorsun. TT oldu zaten o sahneye ve oyunculuğuyla Şükran Ovalı X'de. Ve şöyle bir şey hani konuştuk ya seninle Cem Yılmaz sette tam konuşup çekip izletiyormuş biliyorsun. Hani anlatmıştı ya Cem Yılmaz. Evet, evet, evet. Kalpazan'ın setinde hiç böyle bir şey olmuyormuş. Hiçbir sahne oyuncuya gösterilmeyip bizler seyirciler gibi bütün oyuncular ekranda izliyormuş diziyi. Ne diyorsun? Hiçbir şey, evet. Seyircinin içine yani siniyordur muhakkak da Şükran Ovalı'nın da kendini seyretmesi. Bilmem ben böyle bir şeyde oynadığımda ben de zaman zaman yapıyorum. Setlerde çalışıyorum. Görmek isterim. Bu Erşan Kuneri diye gelecek olursak onu geçen hafta konuştuğumuzda ya Şükran Ovalı'nın orada da farklı bir ışığı var. Yani kadının naturası bu yani. Oyunculuk için doğmuş. O kadar belli ki. Değil mi? Evet. Çok çok beğeniyorum ben. O zaman onunla ilgili de yeni bir bilgi vereyim. Giray Altınok'un çektiği diziye şu an konuk oldu Ezgi Mola'yla birlikte. Konuk oyuncu olarak geçtiğimiz hafta çekimlerdeydi. Hatta gününde sonu cumartesi çekti çünkü konuştuk tam gün. Orada da konuk oyuncu olarak izleyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel oldu. Peki şimdi hangi başlıkla devam edelim? Ne diyorsun? Kalpazan'ı konuştuk. Şerbo'yu konuştuk. Bir dakika. Bahar. Deha'yı çok... Ya Deha'da... Bahar'ı konuşalım istiyorsan. Olur. Önce. Deha'dan da kısa bir geçelim tamam. istiyorsan. Olur. Deha'da da artık yavaş yavaş kardeşinin katiline çok fazla yaklaşıyor Devran. Bu arada Cesur'u daha yakından tanımaya başlayacak. Taner Ölmez'in nasıl bir karakter olduğunu. Ve İskender, babasını oynayan Uğur Polat da kendine ortak olarak Devran'ı bırakıp diğer oğlu muhasebe işleriyle ilgilenen oğlunun yanına çekecek. Ve artık oyuna onunla devam edecek. Bu arada İskender'in eski eşi ve yeni eşi arasındaki rekabeti de izleyeceğiz. Orada maalesef üzücü görüntülerde ve karşılaşacağız. Bu arada sen Melis Sezen'le röportaj yaptın galiba. Yaptık evet. Verebiliyor muyuz? Var mı görüntüsü? Sen bir şeyler... Ben bir şeyler anlatayım. Anlat. Görüntüsünü verebiliriz en azından. Sesini değil de. Evet. Melis biliyorsun Cumhuriyet şarkısında da oynadı. Melis çok değişmiş ama ben dizide gördüm de tanıyamadım. Değil mi? Evet neden? Çok mu koyu renk saçlı bir saçları şey yapmış? Saçları koyu renk evet şu an. Hmm. Aslında o film için Cumhuriyet kötü şarkısı. Kötü karakter için. Oynuyor galiba. Ben pek izleyemedim zaman bulamadım evet, ama. Evet şeyin Uğur Polat'ın üvey kızını oynuyor. İlerleyen bölümlerde Aras Bulut'ta bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Ama şu an Aras Bulut'un sevgilisini oynayan Ahsen Eroğlu. Ama aralarında böyle tatlı atışmalar de yaşanacak. Melis'le konuştuğumuzda karakteri çok sevdiğini söyledi. İmre karakterini. İmre evet adı İmre. İmre. Tam dedi kadın kadın. Onu öyle oynamak çok hoşuma gidiyor. Senaryo okudu. Sen fetal bir kadın. Evet evet. İlk andan itibaren çok etkilemiş. Çok keyifle okumuş senaryoyu. Biliyorsun ilk başlarda yoktu.
İmre'nin hikayesi yavaş yavaş açılmaya başladı. Yani geçtiğimiz bölümle birlikte artık İmre'yi daha çok içinde göreceğiz. Peki, şimdi siyah kalbi konuştuk, siyah kalbi öne aldık. Neler? İmre ileride Devran'a aşık olur mu diye soracaktım sana ben. Bence olacak gibi. Zaten olacak bir mı? Kıvılcım var sanki aralarında. Yavaş yavaş. Ama burada bakalım ve tabii yıllardır aşık olduğu başka bir kız daha var yani. Devran'ın, Aras Bulut İnemli'nin. O yüzden orada biraz karışacak gibi gözüküyor. Ona hangi kadar... sahneden etkilendin? Bu yani nereden bu kanıya vardın, kanaate vardın? Nereden kanaate vardım? Böyle hafif flörtleşiyorlar gibi konuşurken evet. Ya da Aras'ın bazı bakışlarından, Devran karakterinin İmre'ye bakışlarından onlar çok etkileyici oluyor. Peki hayatım sen neler eklemek istersin? Bak bu konuları böyle programın sahibi olarak 360 derece meraklılarına başka neler söylemek istersin? Bahar dizisi var. Bahar dizisi var. Aynı o randımanlı devam ediyor mu? Ratinglere ben çok bakamadım ama. Tabii gün birincisi salı. Hep gün birincisi. Gün birincisi. İnanılmaz ya. Aynen. Bahar. Haksız rekabet. Bahar haksız rekabet hakikaten değil mi? O da öyle. İşte Kızılcık Şerbeti de aslında. Şerbo da öyle. Kalpazan da zaten çok iyi başladı. Hı hı. Hepsi çok, Siyah Kalp de o yönde gidiyor. Siyah Kalp de çok iyi gidiyor. Hı hı. Yani hepsi bizim... yani hatta cumartesi günü Güldür Güldürümüz de aynı şekilde. Show TV zaten yılın en çok izlenen kanalı oldu değil mi? Kesinlikle. Yani şu an bizim yayına giren yeni dizilerimiz ve devam eden Sandık Kokusu da dahil. Hepsi gün birincisi olan yani kanalımızı birinciliğe taşıyan. Her açıdan yani gündüz kuşakları da aynı şekilde biliyorsun. Evet. Didem Aslan'ın ve hepsi. Her şeyle çok hepsini, böyle başarılı. Çok güzel gidiyor yani. Peki Bahar'ı nasıl, gelecek bölümde neler bekliyor? Şimdi şöyle bir sürpriz, sana muhtemelen önümüzdeki cumartesi günü çok güzel şeyler anlatacağım. Onun tiyosunu vereyim. Neden? Çünkü salı günü Demet Evgar'la buluşuyoruz. Bizim program burada buluşun, burası senin yerin. Ömür Sabuncuoğlu bizim artık sabah Makyöz'le konuşuyorum, diyor ki Ömür Hanım artık diyor programın herhalde sahibi. Evet dedim, yani birlikte her hafta böyle cumartesi günleri burada buluşabilirsiniz. Bak bu masa müsait. Işığım söndü mü onu da yakarız. Burada. Evet, Demet Evgar çok seviliyor. Vallahi programa böyle bekliyoruz yani. İstersen benim aracı senin davet aracılığını edeyim, tabii ki. Davet etmiş davet olalım. Edeyim. Biz uzun süredir hani röportaj için de konuşuyorduk. Röportaj için bir araya geleceğiz. Ama çok yoğun çalışıyor. Tavsiye de ediyorum sana. İzlemediysen Afife Oyunu'nu mutlaka izle. Ya gitmeyi çok istiyorum. Evet evet. Yani bu hafta oynayacak. Önümüzdeki hafta da var. Afife Jale'nin hayatını oynuyor ve 2,5 saat inanılmaz bir performans sergiliyor. Tahmin edebiliyorum gideceğim. Sen ikinci kez izlemek istersen birlikte gidelim. Tamam, haber vereyim sana. Ya bu arada hemen araya girip Evrim Alasya'nın da tiyatro oyunu devam ediyor. Evet. Biliyorsun Kerem Alışık'la birlikte. Onlar da çok güzel şairlerin, yazarların aşklarını anlatan bir oyun. Gerçek aşk da var. Oh maşallah. Neyse buna yorum yapmayayım. Kıvılcım Hanım, Kıvılcım Hanım diyorum ya. İsimleri karıştırıyorum birbirine ben de. Evrim Hanım. Evrim Hanım'ı bekliyorum. Peki Bahar'la ilgili... Ya bu arada Demet Evgar nasıl bir ruh ki bu kadar işi bir arada götürüyor? Ya tiyatro çok zor bir şey. Bir yanda setler çok vaktini alıyor. Ama vazgeçmiyor yani. Ve aynı zamanda bir eş, bir anne. Ha bir de eş, bir de anne. Reklam filmleri var. Aslına bakarsan yani... Biz bu şeyi bir araya gelmek için o kadar zamandır bir gayret sarf ediyoruz ki. Ciddi misin? Evet evet, ilk boşluğu ve çok teşekkür ediyorum hemen. Ben hiçbir yerde görmedim röportajını. Ömür Sabuncuoğlu'nu sevdiği için işte. Yani seni çok seviyorlar. Ben de onu çok sektörde seviyorum. Seni sevmeyen birini görmüyoruz zaten. Herkes Ömür'e röportaj veriyor. Bizim programımıza da bekliyoruz o kişileri değil mi? Davet ediyoruz tabii ki. Davet ediyoruz. Olacağız inşallah evet. İlerleyen haftalarda. Evet. Hep beraber olacağız. Şimdi Bahar'la ilgili var mı söyleyeceğin bir şeyler? Neler olup biter? Bahar'la ilgili şöyle, çocukların bir kız isteme yani nihayet gerçekleşti. Esprili de bir sahneydi aslında. Artık bir yola girdiler. Çocukları aldırmaktan vazgeçti.
Dolayısıyla hani bebekler dünyaya gelecek. Çünkü sonrasında bir anne olamama ihtimali varmış çünkü karakterin. Daha sonra yani artık bir şeyler yoluna girecek ama Nihal Yalçın'ın canlandırdığı karakter gerçekten ortalığı sağlam bir şekilde karıştıracak gibi gözüküyor. Bahar'ı biraz bu anlamda zor günler bekliyor. Çünkü Bahar'ın eşi çocukları kızlar için bir velayet davası açtı. Bunun için ve eve kurumdan gelip yaşama şartları uygun mu diye bakmaya geliyorlar. Önümüzdeki hafta bu anları izleyeceğiz. Ve gerçekten enteresan bir bölüm bizi bekliyor. Şaşıracağımız şeyler var. Bahar biraz üzüntülü. Aşkta da hüsrana uğradı biliyorsun Bahar. Orada da. Ama... Her şeyin biliyorsunuz. Yüzü gülmeyecek mi yahu? Bahar'ın yüzü gülmeyecek mi? Bahar'ın yüzü bence gülecek yavaş yavaş. Zaten artık tekrar bir doğum hikayesi başladı ya Bahar'ın. Sıkıntılar gelecek üst üste. Biraz önümüzdeki hafta sıkıntılarına şahitlik edeceğiz. Çünkü Bahar'da kendini bulan çok fazla kadınımız var. O yüzden bence gün birincisi. Ne güzel değil mi aslında? Kadın hikayelerini bu kadar kanalımızın da işlemesi, bu hikayelerde güzel bir şekilde ekrana verilmesi hepsi çok kıymetli. Şimdi şöyle bana da gelen mesajlara da bakayım bir yandan. Diyorlar ki Ömür Hanım gelecek bölümlerle ilgili yapımcılardan, senaristlerden mi taktik alıyor demişler. Evet sen yani hep onlarla iç içe. Dolayısıyla ileriki bölümlerde neler olup biteceğini az çok böyle onlarla da tabii ki konuşuyoruz ama oyunculardan da çok arkadaşım olanlar var. Ufak ufak gel. Biraz ketumlar tabii ki her şey söylemiyorlar ama. alabildiğim kadar Tio'yu almaya çalışıyorum. Yani onlar da tabii ki spoiler çok fazla vermek istemiyor. Ama yılların gelen dostluğu bunlarla birlikte oluyor. Mesela şöyle çok enteresan bir not daha ekleyeyim. Şükran'la konuştuğumuzda eşi Caner Erkin demiş ki mesela 20 yıllık evli bir kadını canlandırıyor Kalpazan'da. O kadar inandırıcı ki ben Timuçin'le senin evli olduğuna inandım izlerken falan. O yüzden... Peki sandık kokusunu soracağım. Sandık kokusu da çok iyi gidiyor. Özellikle tabii orada çok dikkat çeken Demet Akbağ oyunculuğu. Neler olup biter? Oradan alalım. Demet Hanım'la geçtiğimiz günlerde sporda beraberdik biz. Hemen orada sıkıştırsaydın ne olacak ileriki bölümde? Sordum neler olacak. Çok şey onlar da yoğun bir tempoda devam ediyorlar. Demet Akbağ şöyle söyleyeyim. Özge Özbirinç ile aslında şu anda Engin Öztürk arasında yavaş yavaş bir şeyler canlanmaya başlayacak. Nesrin Cevat Sade, Engin Öztürk ile biliyorsun çok ilgi duyuyordu. Bora Bozbeyli karakteriyle. Fakat Bora Bey çok zeki bir insan ve aslında Nesrin Cevat Sade'nin o karakterin neyin peşinde olduğunu fark etti. Önümüzdeki haftalarda aslında Özge Özpirinç ile bir yakınlaşmaya şahitlik edeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada benim de aklıma şey geldi. Ben de sporda geçtiğimiz hafta Nesrin Cevat Sade sürekli benim yanımda spor yapıyor. Bak denk geliyor. Bu arada Demet Akbağ da... Bak sormadım, soracağım. O zaman bu kadar konuşmuyorduk diziyi. Kesinlikle soracağım. Tamam. Bir dahakine. Bence senden de alalım tiyoları. Tamam doğru söylüyorsun. Hani ne bileyim sporda böyle rahatsız etmeyeyim dedim. Kanter içinde kız mücadele ediyordu. Ya bizim ediyordum. De şey oldu. Nesrin Hanım sevgiler. Bir ara oldu aslında. Hani evet. Ben tam bitiriyordum. Geldi nasılsın sen sohbet ederken nasıl gidiyor falan. İşte hemen boşluğunda çok formda bu arada onu söyleyeyim yani. Çok, kim? Demet Akbağ. Demet Akbağ çok. Ya sürekli spor yapan biri mi? Ben bak hiç bilmiyordum bunu. Evet, çok fit bir kadın zaten. Yani hem pilates hem ne diyorsun? Fitness. Evet. Çok sağlam. Saç rengi de çok güzel oldu. Ama peruk takıyor galiba. Öyle biliyorum. Evet. Değil mi? Yormuyor saçını. Mantıklı. Aynen öyle. Sen hangi dizi için demiştin bu kaşıntı olaylarıyla ortalık karıştı demiştin? Erşan Kuneri'de. Herkes peruk takıyor ama zaten. Ama herkes peruk. Ve uzun saatler kalıyor. Ve peruk yüzünden de acayip kavgalar çıkmış ha. Yani çok büyük değil de... büyük değildir muhakkak ben abartıyorum televizyoncu olarak. Hani çünkü kaşıntı olayı biraz fazla sürünce Nilperi Şahinkaya'nın sahnelerinde. Diğer oyuncularda olmamış bu arada. Yani Bige Önal'da, Şükran Ovalı'da, Merve Dizdar'da o kadar etkilenmemiş ama Nilperi'de öyle bir durum olmuş.
Peki. Şimdi ben sporda Nesrin Cevazade ile yan yana spor yaptığımda ona soracağım bölümlerde ne olacağını. Belki spor yaparken ağzından bir şey kaçırır. Senin söyleyeceğin bir şey var mı peki genel dizilere dair? Dizilere dair yani aslında büyük bir merakla bekliyoruz. Dediğim gibi bu akşam Güldür Güldür var zaten. Hani keyifli bir akşam yaşatacaklar yine gündemi yakalayarak. Yarın pazar akşamı Deha'yı izleyeceğiz. Hikaye gittikçe açılmaya, seyirci sarmaya başladı onunla da. Bütün dizilerimizi merakla bekliyoruz. Hadi bakalım. Şerbo'da özellikle. Şerbo'da dediğim gibi ortalık fena karışacak artık yani. Hazır olalım. Yani şu anda artık Görkem'in bütün planı tıkır tıkır işleyecek. Ve iki gerinin ittifakını izleyeceğiz. Yaprak dökümü başlıyor diyebilirim. Yaprak dökümü başlıyor. Yani senaryoda böyle çok değişik kırılmalar mı göreceğiz Şerbo'da? Göreceğiz. Yani sana şöyle söyleyeyim. Gözyaşı da var. Gözyaşını da gördüm, ihaneti de, acıyı da, şarkı gibi. Hepsi, evet evet. Zaten aynen şarkıları da mesela geç Sinan'ın yeni çıkan şarkısını kullandılar. Nasıl onu güzel. Değil mi? Nasıl Kapkara. Yani. Doğa ile Fatih'in aşkının altına. Dofa. Neydi? Doğufa. Doğufat. Hadi öğrenemedim şu işi. Birleştiriyorsun evet. Peki merakla hayatım. Bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Artık her hafta Show Televizyonu Magazin Haber Müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla böyle masada eni konu 360 derece dizilere bakıyoruz. Ne bitecek? Eser'in röportajlarını konuşuyoruz. En kısa zamanda onları burada da ağırlayacağız. Ekleyeceğim bir şey varsa onu da alabilirim. 2-3 dakikam kaldı galiba. Haftaya Demet Evgar'dan çok güzel tiyolar, mesajlarla geleceğim. Paylaşacağım inşallah seninle. O yüzden tatlı bir program haftaya bizi bekliyor. Ay heyecanla bekliyoruz. Bu arada senin röportajlarını nereden izleyebilirler? Show TV'nin. Pazar sürprizinde izleyebilirler. Pazar sürprizinde. Saat kaçtaydı? Programımız 9.50'de başlıyor. Tamam. 9.50'de. 1'e kadar devam ediyoruz. Meraklıları zaten kaçırmazlar da biz de buradan söylemiş hatırlatmış olalım. Ömür Sabuncuoğlu teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.